Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de hükümetin açıklamış olduğu seyahat kısıtlamaları listesi, yani hangi ülkelerin seyahat kısıtlamalarında yer aldığı listesi büyük bir tartışmaya neden oldu. Bununla ilgili olarak da yeni bir gelişme var. Bunu hemen sizlerle paylaşıyorum. Seyahat güncellemesi internet sitesinden duyuruldu. Güncellenmiş yeşil, sarı ve kırmızı trafik ışığı sistemi içerisinde bazı değişiklikler yayınlandı. Türkiye bildiğiniz üzere kırmızı listede kalmaya devam ediyor. Çift aşılı yolculara İspanya ve Fransa bile serbest bırakılırken çift aşılı olanlar dahil Türkiye'den gelecek olanlar için hiçbir esneklik durumu söz konusu değil. Güncelleme sonrası Ulaştırma Bakanı, kabinedeki meslektaşlarının seyahat kaosu üzerindeki baskısı altında temkinli olmaya devam ettiklerini söyledi. Bakanlar hizmetin daha pahalı hale geldiğini söyleyerek otel karantinasının maliyetini de yaklaşık 500 sterlin arttırdı. Yani bu kırmızı listeden geldiğinizde otele gidiyorsunuz, biliyorsunuz. Otelde kalıyorsunuz, 500 sterlin ödemek zorundasınız. 12 Ağustos'tan itibaren kırmızı listedeki bir ülkeden gelen bir kişi için otel karantinası yaklaşık 2285 sterline yükseltildi. 5-12 yaş arasındaki çocuklar için fiyat değişmedi ve 325 sterlin olarak kaldı. Tabii bir de işin böyle bir mali durumu söz konusu. 2285. Evet değerli izleyicilerimiz, ciddi bir para. Yani 4 kişilik bir aile gelirse yaklaşık 9000 sterlin civarında otel karantinasında para ödemek zorunda. Ciddi bir rakam, insanların isyanını da anlamak gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de açıklanan seyahat kuralları ile ilgili yeni liste, bu listeyle ilgili de diğer detaylar neler, hemen size aktarıyorum. İngiltere 2 doz aşı olan Avrupa Birliği ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre COVID-19'un Delta varyantının yayılma oranındaki artış nedeniyle Fransız vatandaşları için karantina uygulaması devam edecek. Ülkeye girişlerde yeşil geçiş kartında tam aşılandığını kanıtlayan Avrupa Birliği vatandaşlarıyla aşı kartını gösteren ABD vatandaşları bugünden itibaren 10 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulacak. Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının uygulandığı İngiltere'de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46.851.145'e ulaşırken bunlardan 38.345.000'i ikinci doz aşıyı yaptırdı. Ülkede dün yaklaşık 25.000 vaka görüldü ve 65 kişi de hayatını yitirdi. İngiltere, ülkeleri, aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak yeşil, sarı, kırmızı olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve trafik ışığı sistemi adını verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor. Buna göre kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu olarak karantinada kalmak zorunda. 2285 sterlin. Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor. Kendileri ödüyor. Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edecekleri ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor. İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan sarı listede, Türkiye ise maalesef kırmızı listede kalıyor. Siyasi bir karar bu. Evet, İspanya'da vaka sayıları patladı. İtalya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da adalar kapatılıyor. Onlar sarı listede ama Türkiye'de kırmızı listede. Ne demek? Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'nin önüne bir ambargo koyuyor. İşte görüyorsunuz. Pakistan günde 1 milyon kişi aşılıyor kırmızı listede. Türkiye'de vaka sayısı ufak da olsa artıyor. Ama kırmızı listeden sarı listeye Türkiye ve Pakistan alınmıyor. Tamamen siyasi bir karar. Hindistan 100.000'de 20 bin kişi, bakın, test yapılanların 100 bin kişiden 20 bin kişisi korona, kırmızı listedeydi. İngiltere aldı onu, sarı listeye koydu. Evet, tamamen siyasi bir karar. Başka hiçbir şekilde bunun izahatı yok. Tabii karantina kolay değil arkadaşlar. Ülkelerin ekonomilerini etkileyen bir durum. Şimdi
İngiltere'de yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'ye geldi. Türkiye'den bindi uçağa, İngiltere'ye geldi. Karantinada 2285 euro otel parası ödeyeceksin. 2285 euro kişi başı. 10 gün boyunca. 4 kişilik bir aile 9000 sterlin. Düzeltiyorum, sterlin. Ciddi para. Uçak bileti var. Tatilde harcadığı para var. E ne oluyor? Evinden çıkamıyorsun. Türkiye'ye gidemiyorsun. Bu kadar basit. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere koronavirüs tedbirleri kapsamında maalesef Türkiye uçuşlarını iptal etti. Yeni güncellemede İngiltere'nin uyguladığı trafik ışığı listesinde kırmızı listede yer alan, sarı listeye geçmesi beklenen ancak geçmeyen Türkiye'de vaka sayılarındaki artış ve yaşanan orman yangınları bir süredir İngiliz basında gündem oldu. Türkiye sarı listeye geçmese de Amber Plus denilen ve İtalya'nın da içinde bulunduğu bir ara listeye geçmesi bekleniyordu. Ancak bu da olmadı. Kırmızı listeye alındı. Ayrıca İngiltere'nin ABD ve Avrupa Birliği vatandaşları için aldığı çift aşısını olmuş yolcuların karantinasız ülkeye giriş kararı kırmızı listede olup çift aşısını olmuş yolcular için de bir ayrıcalık beklentisi oluşturdu. Ancak dünyanın önde gelen seyahat acentelerinden biri olan TUI kırmızı liste devam kararıyla İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarını 1 Eylül'e kadar askıya aldı. Rezervasyon yapmak isteyenler bu sabah iptal kararıyla sarsıldı. Yapılan açıklamayla beraber değerli izleyicilerimiz, maalesef Türkiye'deki oteller de ciddi sıkıntı içerisine düşmüş vaziyette. Turizm İngiltere açısından büyük bir sıkıntı içerisinde. Maalesef İngiltere'den Türkiye'ye 3 hafta boyunca turist gitmeyecek anlamı da bundan çıkıyor. Üzücü bir durum. Ama değerli izleyicilerimiz, İngiltere istediği ülkeyi alıyor sarı listeye. Hindistan'da koronavirüsle ilgili vaka patlaması var diyoruz. Ama kırmızı listedeki Hindistan sarı listeye alınabiliyor. Üzücü bir durum. Siyasi bir karar olduğunun da bir diğer göstergesi. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den enteresan bir haberimiz var. Aşı olanlara kebap verilecek. Evet, yanlış duymadınız. Aşı olanlara kebap. Bakalım neymiş. İngiltere'de hükümet aşılanma oranı en düşük grup olan gençleri aşı olmaya teşvik etmek için aralarında ücretsiz kebap da olan bir dizi teşviki yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Hükümet 30 civarında firmayla aşı olan gençlere ücretsiz sinema bileti, taksi, Uber kullanma hakkı, pizza ve kebap vererek teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyor. İngiltere'nin aşı bakanı Nadhim Zahavi, gençleri aşıya teşvik etmek için başlattıkları programı destekleyen işletmelere teşekkür ederek, "Lütfen mümkün olan en kısa sürede aşılarınızı yapın. Şu anda İngiltere'de 18-29 yaş arası kişilerin yaklaşık %67'si ilk doz aşısını yaptırmış durumda. Sunday Telegraph, bu oranın %80'e çıkarılması halinde gece kulüplerinde aşı pasaportu ihtiyacının ortadan kalkabileceğini söyledi. Sosyal medyada aşı yaptıranlara çeşitli hediyeler de verileceği belirtiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, aşı olursan kebap yersin diyorlar. Ben bu tür promosyonlarla aşı yapılmasına, yaptırılmasına tamamen karşıyım. Sağlıkla ilgili bir konu ileride. Bu insanlar bir sıkıntı yaşarsa bunun hesabını kim verecek? Ne diyeceksiniz? Kebabı yemeseydim mi diyeceksiniz? Ya da işte disco giriş bileti ya da Uber'i kullandın, taksiye binme mi diyeceksin? Binmeseydim mi diyeceksin? Bu da düşündürücü bir durum. Çünkü sağlıkla ilgili bir konuda bu tür gençlere özellikle tetikleyici kararların alınması ileride telafisi olmayan sonuçlara neden olabilir. Bunun da unutulmamasında fayda görüyorum.